Bedir, Mekke'ye giden hac yolu üzerinde dört tarafı yüksek kızıl dağlarla çevrili önemli bir şehirdir. Bedir'i Evliya Çelebi'den dinliyoruz. Hicretin ikinci yılında Hazreti Peygamber bir alçacık kayalı dağ üzerinde ibadet edip sahabe-i kiramın zafer bulması için dua etmiştir. Bedir Savaşı'nda müşriklerin reisi Ebu Cehil adlı melun pehlivan 70 adet kafirle katledildi. 14 sahabe-i kiram şehit oldu. Bedr-i Huneyn gazasında şehit olan sahabe-i kiram bu mahalde metfunlardır. Allah hepsine rahmet eylesin. Kuşatma sırasında Hazreti Peygamber'e attıkları taşlar Allah'ın emriyle kum olup, şehrin güneyi tarafında kumlu küçük bir dağ vardır. Melekler Dağı adıyla anılır. Kur'an'da Enfal suresinde şöyle anlatılır. Rabbin meleklere vahyediyordu ki, ben sizinle beraberim. Siz inananları pekiştirin, ben inkar edenlerin yüreklerine korku salacağım. Bu çölün doğu tarafı ta Bağdat ve Basra'ya ulaşır. Bu çöl içinde bütün hacıların develeri Allah'ın emriyle 7 başlı ejderha olup kükreyerek, ceylan gibi sekerek, sanki onlar da hac için acele ederler. Ve nihayet Mekke-i Mükerreme'ye Zilhicce'nin 8. günü ulaşılır. Now this introduction is important because when we think of Mecca, it is a physical place that has a boundary. That boundary has been defined by Abraham on the mountains around until you come to the house, al-bayt. And in the Quran it says, "Inna awwala baytin," the first house, "wudi'a lin-nas," established for people. The one in الذي ببكة مباركة وهدى مباركا وهدى للعالمين. Then you have the Nas and the Alameen. So it's a blessed for the Nas and a guidance to the whole creation.